Abi paraları buraya koyuyoruz da benim içim hiç rahat değil. Ne bileyim, keşke eve falan mı koysaydık? Saçmalama oğlum, ev daha sakat. Abi söylediğin adamın bilgilerine girdim. Güzel, fotoğrafı var mı? Onu da şimdi buluyorum. Peki bir şey soracağım. Kim abi bu adam? Beyler, bundan böyle göz önünde olmayan insanlar seçmek zorundayız. Biraz yer altına iniyoruz. Aa, bayılırım yer altına. Senin kalemin. Abi bizi çarpmışsın. Geldiniz mi? Hadi herkes yerine. Artık fazla zaman kaybetme lüksümüz yok. İpliğimiz pazara çıkmadan büyük rakamlara ulaşmak zorundayız. Yeni adamımız benim eski alemlerde. Vay Kanda abi. Benim pavyondan tanıdığım bir adam olabilir mi bu? Baho. Snatch Vedat. Aşk olsun. O kadar sıcak simit getirdim. Yüzüne bile bakmadım. Ceyhun sen... Pardon ya. Esra, ben şeyi düşünüyordum. Bu Esra'nın kulüp başkanı bizden bir şeyler saklıyor olay basına sızmasın diye. Ne gibi? Bilmiyorum. Yani adam kapının önünde olan bir gazeteciden bahsetti. Ama sonra gerisini getirmedi. Peki bu işine yarar mı? Esra'nın oturduğu sitenin güvenlik nöbet listesi. Bir de başkanın ifadesine göre o gün güvenlik kulübesinde kimse yoktu. Vallahi bu listeye göre bir tane var. O zaman çeteden biri önce güvenlik görevlisini kulübeden çıkardı. Sonra soygun bitince yerine geri koydu. Emin miyiz? Kendisine soracağız. Sen bir ekip yolla, güvenlik görevlisini bul. Emredersin abi. Snatch Vedat. Çok eskiden tanışırız Kıbrıs'ta. Kaçak kumarhanesi vardı. Bahisin her türlüsünü oynatır. Şimdilerde yer altında sokak dövüşleri düzen. Yağlı müşterileri var. Dünyanın her yerinden İstanbul'a gelip dövüşlere bahis oynuyorlar. Şikecinin kralıdır. Yüklü bahis oynatır. Sürprize kazandırtır. Para hep Vedat'ta kalır. İstersen itiraz et. Kaybedenin hesap sormak gibi bir şansı yok. Bir sürü it çakal besliyor. İşin içinde para varsa babasını bile tanımaz Vedat. Abi tamam. Bahis oynayacağız ama nasıl olacak? Vedat'ın en büyük zaafı zengin müşteriler. Yolunacak kazı bulduğu anda üstüne atlar. Mesela zengin bir çift. Pokerden sıkılmış, rulete küsmüş bir çift zengin kumarbaz. Siz ikiniz. Aha, yangın bize çıktı abi. Ben kendime güveniyorum, yaparım. Abi yalnız çok iyi kurgulamamız lazım. Yani adama baksana tam bir psycho. Cin gibidir, cin. Hayat kadar tesadüf olmalı. Hiçbir şeyden şüphelenmemeli. Peki abi nereden başlıyoruz? Hayatın en temel kuralından. Yeter ki inandır. Sonra istediğin gibi yönetirsin. Her sabah aynı saatte Kandilli sahilinde koşardı. Bakalım hala o kadar dikkat ediyor mu sağlığına? Kandemir, vay doktor, ne güzel tesadüf. Neredesin be oğlum? Sen neredesin? Kayboldun ya. Ya işte dolaşıyorum böyle Avrupa Avrupa. Fakat seni çok iyi gördüm ha, çakı gibisin. Bir boşandım, 10 yıl gençleştim abiciğim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, boğaz havası alıyorum. Bir yemek yiyelim. Yiyelim. Oo, olur valla. Boğaz oğlum, sen arabayı getir. Vay doktor be, ne güzel sürpriz oldu bu be. Hadi bakalım sağlığına Kandemirciğim. Sağlığına doktor. Nereden bakarsan bak hep o büyük. Değil mi doktor? İstanbul. Nasıl? Aranız nasıl? Karmaşık. Ya beni boş ver, sen anlat, işleri büyütmüşsün. Dövüş devam mı? Devam.
İnternet çıktı çıkalı işler patladı. Duyan geliyor. Bak ne diyeceğim, geçen dönüşümde uçakta bir çiftle tanıştım. Sağlam zenginler. Türkiye'de bir dövüş işinden bahsettiler. Demek seni ta oralardan duymuşlar internetten. Helal be doktor. Ne diyorsun? Nereli bunlar? Rus. Ama dünyanın her yerinde evleri var Abramovich hesabı. Bunlar karı koca kumar meraklısı ama kasinolardan sıkılmışlar. Böyle yeni heyecan arıyorlar. Heyecan bizim hayatımız doktor. Gelsinler verelim coşkuyu. Ya istersen ben aralan çekilir direkt sana paslarım. Ayıp ediyorsun doktor. Biz eski arkadaşız. Sen işi getir, sakalını al. İstersen bizim mekana geçelim bir gör. Tamam, kim bilir ben yokken neler değişmiştir ha? Fuat. Oğlum. Ara Hamdi'yi, biz mekana geçeceğiz, ortalığı bir kolaçan ettirsin. Hadi. O zaman İstanbul'a ve bu güzel tesadüfe doktor. İstanbul'a. Nasıl doktor? Tuttun mu mekanı? Gayet iyi görünüyor. Güvenliği de sağlam tutmuşsun. Mecbur. Meyve verdikçe taş geliyor doktor. Evet, teklifini dinliyorum. Şuradaki yiğidi görüyor musun? Zangif Samet. Çılgın atıyor galiba. Daha sırtını yere getiren olmadı doktor. Şu da akşamki rakibi, Fil Kürşat. Fil Zangif'i yer. Bak, gördün mü? Sen de hemen zokayı yuttun doktor. Görünüşte Kürşat Zangif'i parçalar diyorsun ama hiç şansı yok. O zaman benim Rusları getiriyorum, Kürşat'ı oynatıyorum ha. 1'e 2,5 veriyor dersin. İyi tüyon var dersin. Ola ki Kürşat kazandı. O zaman bütün para senden çıkacak. Öyle bir şans olsa ben sana getir der miyim doktor? Zangif'i hilesiz yenecek adam daha gelmedi dünyaya. Tamam, anlaştık. Tesis bu. Burası da revir. Oo, dövüşler bayağı kanlı geçiyor ha. Adamına göre. Her ihtimale karşı bir sağlık ekibi bulunduruyoruz. Hastanede aldıklarının 10 katını veriyorum gecede. Her işin başı sağlık doktor. Nasılsın koç? Var mı bir sıkıntı? İyiyim abi. Güzel. İş çıkarmayın. Ne zaman görüşüyoruz? Bu akşam. Dövüş gece yarısı. Gece mi? Yapma ya. Bakalım bizim Ruslar hazır mı? Şşş. Servo! Vay Carlos. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi. Sen de hoş geldin yenge. Yenge mi? Hacı abi 2 dakika sinir etmeyin adamı ya. Tamam, sinirlenme balım. Balım mı? He. Şşş, Serbo, hazır mı bizim oğlan? Oğlum, fırlayın getirin arabayı. Vay
Vay anasını sayın seyirciler. Bu ne oğlum? Aa, yüzüstü gömün beni. Helal be Serba. Değiştirdiniz mi plakayı falan? Bütün işlemleri tamam. Yeter ki yarın getirmeyi unutma onu. Yok. Gecede sarılıp yatıp uyuyacağım. İlla bir inceden bir şey sokmasan olmayacak yani Serba. Al. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Hadi abi. Yarın öyle. Ne ya? Balım poşetleri alır mısın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?